Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümde gördüğümüz bu güzel yazlık bluzumuzu çalışacağız. Bluzumuzu 1-2 yaş grubu için çalıştım. Daha büyük çocuklarımız için çalışabilirsiniz. Yine aynen çalışmamızı yaparak sadece sayımızı biraz çoğaltarak 3 model artırarak o da 3-6-9 hazırlamış olduğumuz ilmeğin üzerine bir yaş artıracaksak 3 ilmek daha eğer 2 yaş artıracaksak 5 ilmek olsun ona göre ilmeklerimizi birer ve kiloya göre de ayarlamalar yaparak artıralım 3 yaş için öreceksek 3 model daha ilave edelim yani başlamış olduğumuz ilmeğimizin üzerine 9 tane daha ilmeğimizi yerleştirelim evet şimdi bluzumuza bakalım bluzumuzun iki parçadan önce ördüm. Önümüz ve arkamız. Şöyle görmüş olduğumuz gibi bakınız. Bluzumuzun yakasında herhangi bir şekilde düğmemiz yok çünkü çok rahatlıkla baş bölgesinin giyebileceği genişliğimizi yaptık ve bu şekilde hazırladık ee, iki parça olarak örmüştük önümüzü ve arkamızı her ikisini aynı ölçülerle ördüm daha sonra kollarımızı omuzlarımızın üzerinden dikerek ilmeğimizi aldık kol ayrımından diğer kol ayrımına kadar bütün olarak kollarımızı ördük her iki kolumuzu yine Uç kısımlarını haroşamızla kolumuzun da tamamladık. Bütün e, işlemlerimiz bittikten sonra yani ön arka her iki kolumuz dört parçaya ulaştıktan sonra dikme işlemini alt kısımdan yaparak dikip tamamladık. Ve kolumuzun ucunda bitirdik. Evet şimdi ölçümüze bakalım. Omzumuzdan ölçüyorum. Alt kısma kadar 34 santim bluzumun uzunluğu hemen kolumuza bakalım kolumuzun uzunluğu ilmeği aldığım yerden uç kısma kadar 23 santim omuzumuzdan bakacak olursak 29 santim bluzumuzun da uzunluğu Evet şimdi bluzumuzu hemen örmeye başlayalım kolay gelsin Kulübümüzü örmek için Gazzal'ın baby cotton ipini kullanıyorum. İpimiz 50 gram ve 165 metreden oluşmakta. %40 akrilik, %60 kotondan oluşmakta. Diğer iplerimizde de dikkat ettiyseniz zaten genelde akrilikten oluşmakta. Sadece diğer kısmında koton değil poliamid özelliği olan ipler. Yani dilediğiniz iplerle örebilirsiniz. Sadece tiftik olmadığı sürece ya da aşırı sıcak tutacak kaşmir tarzı ipler olmadığı sürece dilediğiniz ulaşabildiğiniz herhangi bir iple bluzumuzu örebilirsiniz. Hemen ben ilmeğimi alarak örmeye başlıyorum. 59 tane ilmeğimizi çekelim. İlmeğimizi almak için biraz ipimi şöyle uzattım. Dilediğiniz yöntemlerle ilmeğimizi toparlayabilirsiniz. Ben özellikle masama DC için şişimin ucu misinalı şiş tercih ediyorum ama normal şişle örmeniz sizin için tabii ki daha uygun, daha rahat olacaktır. Tabii yine hangisi rahat olacaksa o şekilde başlayabilirsiniz. Bakınız. Ben şu şekilde toplamaya başlıyorum ilmeklerimi. Bir aşağıdan bir diğerinden bakınız. Bir baş parmağımın orada çok fazla ilmek alma yöntemi var. Nasıl arzu ederseniz 59 tane ilmeğimizi şişimize geçirerek başlayabilirsiniz. Daha büyük yaşlar için 3'er 3'er artalım. Artı 2 sayısını ilave edelim. Her yaş grubuna göre ayarlamalarımız ipimize göre yapalım. Çünkü ipten ipe fark edebilme ihtimalisi kalın iplerle tabi ölçü daha az lazımken ince iplerle daha fazla ilmek sayısı gerekmekte ilmeklerimizi tamamen toparlayana kadar devam edelim 59 ilmeğimizi şişime toparladım şimdi haroşa örgümü örmeye başlıyorum lastiğimizi haroşa olarak yapalım Haroşamızı hangi yönden alıyorsanız o yönden örebilirsiniz. İlk ilmeğimi ben boş alıyorum, ipimi öne aktarıyorum ve düz olarak örüyorum. Haroşalarımı düz yönden örüyorum. Bildiğimiz gibi haroşa örgüsü örgümüzün her iki yönünde de aynı şekilde örülmesi, iki yönde de ters ya da iki yönde düz örmemizle de haroşayı ortaya çıkarabiliyoruz. O yüzden. Nasıl yaparsanız yapın. Hepsi doğru ve çok güzel haroşalar olacaktır. Tabi örgüde alış yönleri de çok farklı olmakta. O da önemli değil. Önemli olan bizi sonuca ulaştırması. İstediğimiz sonuca ulaşalım. Güzel olsun. Nereden aldığımız önemli değil. Evet haroşalarımızı biraz örelim istediğimiz yükseklik gelince tekrar görüşelim. 5 diş haroşamızı ördüm. Şu şekilde bakınız. 1, 2, 3, 4, 5 örgümüzün düz yönü burası. Bakınız ipimiz Böyle tuttuğumuz zaman sol tarafta kalıyor şu başlangıçtan kalan ipimiz örgümüzün düz yönü olduğunu gösterir. Şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım. Modelimiz 3 ve 3'ün katlarında artı 2 tane ilave ederek başlayacaktık ilmek sayımızı. Şimdi artı 2'nin bir tane başlangıçtan bir tane de sondan örüyoruz. Hemen diğer ilmeklerimizi modelimizi uygulayarak örmeye devam ediyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum örgümüzün düz yönündeyiz Ve sıradaki 3 tane ilmeğimi bir defa şişimin üzerine doluyorum, artışımı yapıyorum. Üçünü aynı anda düz olarak örüyorum. 3 tanesini alıyorum bakınız. Düz olarak ördüm. Şöyle görelim. Bir tane arttım. Önce bir boş, bir artış yaptım. 3 ilmeğimi tek ilmeğime indirdim. 3 ilmeğimi 1 ilmeği indirdikten sonra hemen bir tane daha artış yapıyorum. Sıradaki 3 ilmeği teker teker düz olarak örüyorum. Artışımızı unutmuyoruz. 1 2 3 3 tane ilmeğimizi düz ördük ve sonrasında tekrar şişimin üzerine ipimi alıyorum. Yani artışımı yapıyorum. Sıradaki 3 ilmeği aynı anda alarak bir ilmeğe düşürüyorum. Şişmenin başını doluyorum. Sıradaki 3 ilmeği düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar şişimin başını doluyorum. 3 tane ilmeği aynı anda örüyorum. 1'e indirdikten sonra bir de bitişinde başını dolayarak artışımı yapıyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi çok uzaklaşmadan hemen yapmış olduğumuz işlemimizi bakalım. 1 boş olarak aldım. Bir defa şişimin başını doladım. 3 ilmeğimi tek ilmeğe indirdim ve şöyle görelim bakınız. Bir tane boş aldığımız 3 ilmeğimi aynı anda aldım ve birer birer sağında ve solunda başını doladım. Yine bakınız burada 3 tane ilmeğimiz oldu. Şu kısmı görelim. Başını bir doladım, üçünü aldım sonrasında bir tane daha başını doladım ve hemen yan taraftaki ilmeklerime geçtim. 1 2 3 birer birer 3 ilmeğimi ördüm. 3 ilmeğimi düz olarak ördükten sonra hemen diğer sıradaki üç ilmeği aynı anda ördüm ama öncesinde bir defa başını doladım. 3 ilmeğimi tek ilmeğe indirdim ve sonrasında yine başını doladım bakınız. Yine burada 3 tane ilmeğimiz var. Hiçbir şekilde kaybımız yok. 3 ilmeğimizi aynı anda almadan önce başını doladım. 3'ünü aynı anda aldım ve bir defa daha başını doladım. Bakınız. 3 ilmeğimizi topladıktan önce ve topladıktan sonra başını doluyoruz. Sonraki gelen 3 ilmeğimi düz örüyorum. Sonrakini bir artış üçünü alıyorum. Bir tane daha artış yine üç ilmeğimi muhafaza ediyorum. Tekrar üç tane düzümü ördüm ve devam ediyorum. Yine bakınız üç düz ördükten sonra şişimin başını doluyorum. Bir artışımı yapıyorum. Üç ilmeğimi aynı anda örüyorum bir ilmeği düşürdükten sonra yine başını doluyorum bir artış üçünü aynı anda alıyorum bir tane daha artış yapıyorum yine üç tane ilmeğimi koruyorum bu artışımızı ve kesmemizi yaptığımız yerden sonra üç tane düz olarak ilmeklerimi örüyorum üç düzümü ördüm şişimin başını doluyorum artışımı yapıyorum üç ilmeğimi aynı anda düz olarak örüyorum bir artış yapıyorum yine üç ilmeğimiz 3 tane düzüm örüyorum. 1, 2, 3. 3 düzümden sonra şişimin başını doluyorum. 3 ilmeğimi aynı anda alıyorum. Tek ilmeği düşünüyorum ve yine bir defa daha başını doluyorum. 1, 2, 3 tane düz başını doluyorum. 3'ünü aynı anda alıyorum. Başını doluyorum. 3 tane tek örüyorum. İyice serileştirelim. Bakınız giderlerken. Üç düzümüzü ördükten sonra şişimin başını doluyorum. Üçünü aynı anda alıyorum. Bir daha başını doluyorum. Ve birer birer üç ilmeğimi örüyorum. Şişimin başını doluyorum. Başını doladıktan sonra üçünü aynı anda alıyorum. Bir defa daha doluyorum. Diğer üç ilmeği ise birer birer örüyorum. 1 2 3 şişimin başını doluyorum 3 ilmeğimi aynı anda alıyorum ve bir defa başını doluyorum son ilmeğimi düz olarak örüyorum Evet modelimizin ilk sırasını düz yönden bu şekilde kurduk çok hoş ve çok güzel bir model olacak hepimizin bildiği üç büzgü modeli ama yanındaki tersleri örmeden yine düz örgü olarak devam ettik 3 ilmeğimizi düz olarak ördük 3 ilmeğimizi aynı anda ördüm Öncesinde ama bir artışımızı yaptık. 3 ilmeğimizi teke düşürdük. Bir artış daha yaparak 3 ilmeğimizi şöyle yanında deliklerimizin oluşmasını sağladık. Arkamızı çevirelim. 3'er 3'er ilmeklerimizi ördükten sonra arkada bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Arttığımızı, hepsini bir aldığımızı, tek aldığımız ilmeklerimizi hepsini birer birer ters olarak örüyoruz. Hiçbir şekilde farklı bir işlem yapmıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve hemen arttığım ilmekle karşılaşıyorum. Ters örüyorum. Üçünü topladığım ilmeğim ters, diğeri ters. Bakınız, ters ters hepsini ters olarak hem arttığımız hem toparladığımız ilmeklerimizi bakınız ters ters örüyorum. Sıra başına kadar bu şekilde ilerliyorum. Sıramızın sonuna kadar ters olarak bütün ilmeklerimizi örerek geldim. En son ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Örgümüzün düz yönünü şöyle çevirelim ve genel olarak bir bakalım. Bakınız elimi şöyle arkasına tutayım örgümüzü. Bakınız 3 tane düz ördüklerimiz belli. Kenarından artışlarımızı yapıp üçünü aynı anda aldığımız ilmeklerimiz belli bakınız. 3 tane düz ördüğüm çok belli. Bakınız üçünü bir alıp kenarlarından artışımızı yaptığımız ilmeklerimiz ise delikli bir şekilde belirli olmakta. İlk başlangıçta bir tane boş almıştık ve 3 ilmeğimizi aynı anda alıp bakınız delikli bir şekilde artışlarımızı yapıp hemen yanındakini birer birer örmüştük bakınız. Birer birer ördüğümüz ilmekler üçünü aynı anda aldığımız birer birer ördüğümüz ilmeklerimiz Üçünü toplayıp kenarından artış yaptığımız ilmeklerimizi görmekteyiz. İkinci kez modelimizi uygulayacağımız zaman düz olan yerleri toparlayacağız. Hepsini aynı anda alacağız. Bir sağından bir solundan artışımızı yapacağız. Bir önceki sırada artışımızı yaptığımız bakın hemen şu şekilde görünen kısmı ise üç düz olarak öreceğiz. Modelimizin yerini kaydırarak örmeye devam edeceğiz. Alt sıradaki düzlerin üçünü aynı anda alıyoruz. Diğerlerini ise birer birer örerek ilerleyeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden boş alıyorum. Bakınız şu şekilde biraz önce ilk sıramızda başını bir dolayıp üçünü aynı anda almıştım. Bir tane de dolamıştır. Şu şekilde deliklerimizi de görmekteyiz. Burada hepsini birer birer örüyoruz. Modelimizi kaydırıyoruz. 3 tane tek örüyorum. Bir boş aldım. 3 teki örüyorum. Tı, şişimin başını doluyorum. 3 tane bir önceki sırada örmüş olduğum düzleri bu sırada bir tane başını doladım bakınız. üçünü aynı anda alıyorum. Tekrar başını doluyorum. Bakın şimdi 3 tane düz olarak örüyorum. Alt sıradaki üç düz olarak ördüğüm yerin başını bir defa doluyorum. Şişimin üçünü aynı anda alıyorum. Tekrar şişimin başını doluyorum. Yine 3 ilmeğe ulaştırıyorum. Hem sağında hem solunda artış yapıp ortada üçünü aynı anda alıyorum. Bir alt sıradaki artışımız üçünü bir aldığımız artışımızın olduğu delikli bölümü ise 3 tek olarak örüyoruz. Düz olarak bakınız 3 düz. Başını doluyorum. Üçünü aynı anda alıyorum tekrar şişimin başında oluyorum. Üçünü toplarken öncesinde ve sonrasında mutlaka ilmeğimizi şişimizin üzerine alıyoruz. Artışımızı yapıyoruz. Ve üç tane düzümüzü örüyoruz. Bir önceki sırada artışımız ve toparladıklarımızı. Şimdi hepsini aynı anda alıyorum. Öncesinde artışımı yapıyorum. Sonrasında artışımı yapıyorum. Üç tane düzümüzü örüyoruz. Çok çok kolay modelimiz. Ve bu şekilde bakınız hemen iki sırada da modelimiz kendisini tamamlıyor. Bir sırada alıyoruz. Arka sırada da düz örüyoruz. Ve yeniden modelimizi kurmaya geçiyoruz. Kaydırarak. Üçünü aynı anda aldım. Bir tane arttım. Üç düz örüyorum. Tekrar üç düzü görüyorum. Başını doladım. Hepsini aynı anda alıyorum. Bir tane artış. Bir önceki sırada hem artışım hem hepsini aldığımın düz olarak örüyorum. Şişimin başını doluyorum tek seferde alıyorum ve tek ilmeği indiriyorum. Bir daha artıyorum. 3 düz. Şişimin başını doluyorum. 3 ilmeği alıyorum. Başını doluyorum. 1 2 3. Şişimin başını doluyorum. 3 düz ilmeğimi aynı anda alıyorum. Bir daha başını doluyorum ve 3 tane düz ilmeğimi örüyorum ve son ilmeğimi de Kenar ilmeğimi de örerek tamamlıyorum. Ve modelim hemen hemen bakınız şu şekilde görülmeye başladı. Şimdi modelimizin arkasını çevirelim. Arkasında her zaman modelimizin arkasını ters olarak görüyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. İlk ilmeğimi örmeden boş alıyorum. Ve devam ediyorum. Birer birer terslerimi örmeye sıra başına kadar ilerliyorum. Sonuna kadar ters olarak örüp geldim. En son ilmeğimi de örüyorum. Modelimizi yeniden uygulamak için düz yönümüze geçiyoruz. Bu kez düz yönümüzde bir ilmeğimizi boş alacağız. 3 ilmeğimizi aynı anda öreceğiz. Bakınız 3 ilmeğimizi bir tane başına artış üçünü aynı anda alıyoruz. İlk defa modelimizi kurduğumuz şekliyle kuruyoruz. Birinci sırada yani birinci model kurmamızda bu şekilde kurmuştuk. İkinci model kurmamızda bir sonraki üç düz olarak ördüğümüzü büzerek örmüştük. Şimdi yine başlangıçta biri boş alıp üç büzmemizi hemen yapalım. Birinci ilmeğimi boş alıyorum. Bir artış yapıyorum. Bakınız üç tane düz görünen ilmeğimin üçünü aynı anda alıyorum. Bir tane de artışı hepsini birlikte kestikten sonra yapıyorum. Yine üç ilmek sayısına ulaşıyorum bir kenar ilmeğimiz. Şöyle görelim bakınız. Bir önceki artış yaptığım yer çok belli. Hemen 3 tane düz olarak burayı örüyorum. 3 düz, 3 büzü yapıyoruz şimdi. Başını doluyorum. 3'ünü aynı anda alıyorum. Ve tekrar başını doluyorum. Şimdi üç tane düzümü örüyorum. 3 tane ilmeğimizi yine tek ilmeğimizi inerek kapatıyoruz. Bir de öncesinde artışımızı yaptık. Bir sonrasında artış. 3 düzümü örüyorum. Şişimin başına ipimi alıyorum. Üçünü aynı anda büzüyorum. Bir artış. 3 tane düz örüyorum. Şişimin başını doluyorum. Üçünü büzüyorum. Bir daha doluyorum ve birer birer düzlerimi örüyorum şişimin başını doluyorum 3 ilmeğimi büzüyorum tekrar başını doluyorum 3 düzümü örüyorum ve bu şekilde arkamızı tek örüyoruz ve e, önlerde modelimizin de yerine kaydırarak istediğimiz ölçü gelene kadar örüyoruz şimdi sıramızın sonuna kadar bu şekilde örelim bakın şöyle gördüğümüz zaman çok belli şimdi burası büzme yeri burası 3 düz Büzüyoruz. Düz örüyoruz. Büzüyoruz. Bakınız büzdüğümüz yerlerde şöyle düz örgülerimiz daha belli. Diğer e, düz öreceğimiz yerler ise altında birer birer gözlerimiz var. Tek ilmeğimiz büzdüğümüz yer net bir şekilde belli. Büzdüğümüzü düz örüyoruz. Diğerini ise büzüyoruz. Evet şimdi şişimin başını doluyorum. Üçünü aynı anda kapatıyorum. Tekrar 1 2 üç. Üçünü aynı anda başını dolayarak alıyorum. Bir defa daha başını doluyorum. Kapadıktan sonra üç tane düzümü örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Hepsini alıyorum. Başını doluyorum. Bir, iki, üç. Tekrar şişimin başını doluyorum. Şöyle ilmeğim yarımlanmış. Hemen onu da toparlıyorum. Şu şekilde. Ha, bu başlangıcımızın örülen ilmeğimizde hemen şöyle çekiyorum şurada kenarda kalan ilmeğimiz bakınız çektim hemen Evet şimdi şişimin başını doluyorum 3 tane ilmeğimi aynı anda örüyorum büzüyorum bir artışımı yapıyorum son ilmeğimi de örüyorum arkayı bütün hepsini ters olarak örelim Tekrar düz yöne geldik ve modelimizi kaydırıyoruz. Bakınız şöyle elimi tutuyorum altında. Bir önceki sırada büzdüğümüz yerler ve düz ördüğümüz yerler. Şimdi düz ördüğümüz yerlerimizi büzüyoruz. Büzdüğümüz yerleri düz olarak örüyoruz ve modelimizi kaydırıyoruz. Hemen birlikte başlayalım ve bundan sonrasında artık modelimizi kaydırarak istediğiniz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. 1 2 3 3 tane düz ördük. Şöyle bakınız. Bir tanesini boş aldım, üçünü ördüm. Şimdi buradaki ilmeğimi düzüyorum. Artışımı başta ve sonda yaptım. 3 düz örüyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi başını dolayarak kapatıyorum, düzüyorum. Tekrar başını doluyorum. 3 tane düzümü örüyorum başını doluyorum. Üçünü aynı anda alıyorum. Tekrar başını doluyorum. Üç tane ilmeğimi birer birer örüyorum. Şişimin başını doluyorum. Üç tane düz ilmeğimi büzüyorum. Tekrar bir de büzdükten sonra birer birer düz yerimi örüyorum. Şişimin başını doluyorum. Üç ilmeğimi büzüyorum. Evet, kesinlikle e, herhangi bir şekilde kafamız karışmasın. Bakınız, üç tane bir önceki sırada büzdüğüm yeri düz olarak örüyoruz. düz olan yerimiz zaten belirli bakın her ikisi arasında bariz farkımız var Buraya büzüyoruz düz örüyoruz büzüyoruz düz örüyoruz büzdüğümüz yerde sağında ve solunda artışımızı yapıyoruz ve modelimizin yerini her sıramızda her düz sıramızda kaydırıyoruz Şimdi sıramızı da tamamlayalım. Arkalarımızı da hep ters bir şekilde örelim. Ve modelimizi istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Yazlık bluzumu örerek büyüttüm. Şöyle görelim. Bakınız çok çok güzel oldu. Üç büzmemiz gayet güzel kabartılı bir şekilde kendisini gösterdi. Şimdi kol ayrım yeri için biraz bir e, 3 tane ilmeğimi kesmek istiyorum. Her iki yönden de. Bu kadar e, uzunluk yeter. Şöyle kaç model kullandığımıza bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. yı bakınız örüyoruz. 16. ördüğümüz yerde, e, burada kesme işlemini yapıyoruz ki kolumuzu. Öreceğimiz zaman burada bir belirginlik olsun. Çok fazla bir kesme yapmıyoruz. Sadece 3 tane ilmeğimizi keseceğiz. 3 ilmeğimizi kestikten sonra diğer yöne doğru örmeye devam edeceğiz. Evet şöyle modelimizin enini de görelim bakınız. Modelimiz bayağı açılabilmekte. Daha şöyle değerli toplu da kalabilmekte evet toparlandığı zaman hemen kesme işlemini yaparak başlıyorum. Birinci ilmeğimizi örmeden alalım. İkinci ilmeğimi örüyorum ve kesiyorum. Bir, bir tane kestim. İkinciyi kestim. Üç tane ilmeğimi kestim. Üç ilmeğimi kestikten sonra bakınız burada üç tane düz örmem gereken ilmeğimle karşılaşıyorum ve hemen başlıyorum. Örgümün düzenini buna göre devam ediyorum. Üç düz ilmeğimi ördüm. Şişimin başını doluyorum. Üç tane Düz ilmeğimi kesiyorum. Bir artış baştan yaptım. Sonrasında bir artış daha yapıp 3 tane düzümü örüyorum. Tekrar başını doluyorum şişimin. Modelimi aynen örmeye devam ettiriyorum. Bakınız bu şekilde. Sırayı takip ediyorum. Başını doladım. Üçünü kesiyorum. Başını doluyorum tekrar birer birer 3 düzümü örüyorum. Tekrar şişimin başını doluyorum. Üç tane düzümü aynı anda kapatıyorum. Bir tane artıyorum. Birer birer örüyorum. Ve kolumuzun yani bu kısmın sonuna doğru ilerliyor. Sıramın sonuna kadar geldim ve bakınız sıramın sonunda ördüm. Üç tane ilmeğimi burada kestim. Birer de artışlarımı yaptım. Şimdi örgümün yönünü çeviriyorum. Bu yönden Kesme işlemimizi yapmıştık bakınız. 3 tane ilmeğimizi kestik. Örerek geldik ve sıramızı tamamladık. Şimdi arkaya çeviriyoruz ve buradan 3 ilmeğimizi kesmeye başlıyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. ikinci ilmeğimi örüyorum, kesiyorum. Hemen içerisinden geçiriyorum. 1. İkinci ilmeğimi örüyorum. içerisinden geçiriyorum. 2. Şimdi hemen Şöyle geçireyim tekrar. Örüyorum ve kesiyorum. Üçüncü ilmeğimi örüyorum ve arasından alıyorum, kesiyorum. Tabii farklı yöntemlerle de kesebilirsiniz. Şimdi burada gördüğümüz üç ilmeğimizi kestikten sonra hangi nasıl görüyorsak örelim. Arkadan tamamen tersi bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim ve her iki kolumuzu da üçer ilmek eksiltmiş olalım sırası ile birer birer örüyorum ve tekrar sıramızın başına geliyoruz sıramın sonuna kadar bakınız örerek geldim son iki ilmeğimi de örüyorum örgümün yönünü çeviriyorum şöyle görelim öncesinde her iki taraftan da üçer ilmeğimizi kolumuz için eksilttik birer modelimiz bakınız şuradan kenardan kayboldu. Şimdi aynı şekilde modelimizi bu zamana kadar getirdiğimiz şekliyle örmeye devam edelim. E, yeterli ölçüye geldiğimiz zaman yakasını kesip kollarımızı uzatalım ve bu şekilde örmeye devam edelim şimdilik. Evet bluzumuzu örerek büyüttük. Bakınız şuradan kolunu ayırmıştık. Buradan sonra 1, 2, 3, 4, 4 sıra daha ördüm. Yani 4 model daha yerleştirdim. Diğer taraftan sayacak olursak bakınız 1 2 3 4 5 oluyor. 4 ya da 5 öreceğimiz bebeğimizin yaş grubuna göre burayı uzatalım. Şimdi burada boğazımızı ayırmak istiyorum. Ben diğer parçamızı örmüştüm. Diğer parçamızda aynı işlemimizi yapacağız. Bakınız diğer parçamızda 5 tane kenarlardan ayırıyoruz. Şurada görelim. 1 2 3 4 5. 5 sıra ayırıyorum. 5 sıra ayırırken buraya yine aynı modelimi uygulayarak geliyorum. Bakınız 2 kere büzme işlemini yapmışım şöyle gördüğümüz gibi bir diş 2 3 4 dişimizi de örmüşüz şimdi bu sıradan itibaren buradaki işlemimizi uygulayacağız kenardan 5 tane modelimizi uygulayacağız 1 2 3 4 5 5. ördükten sonra 6. geçerken hemen haroşalarımızı örerek buradan haroşayla kayık yaka yapmaya başlayacağız bakınız kare bir yakamız olacak. Eğer tamamen yukarıya doğru da yaparsanız tamamen kayık yaka olarak da ayarlayabilirsiniz. Sonrasında yine geçişimizi yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5 sağ tarafta 5 sol tarafta yani 5 sağ omuz için 5 sol omuz için modelimizi ayırıyoruz. Ortada ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane bakınız modelimizi üç büzme grubumuzu uyguluyoruz. Şimdi buradaki görmüş olduğumuz işlemin birebir aynını tekrar ediyoruz. Şimdi 5 sıra modelimizi uygulayarak geliyorum herhangi bir işlem yapmadan bakınız. 5 sıra buradaki 1 2 3 4 5. 5 tanesini örelim. 6.sında hemen e, haroşamızı örmeye başlayalım. Arkadan örmeye başlıyorum. Arkadan bütün modellerimi zamana kadar ters olarak örmüştük. Bir, iki, üç, dört. Beşinciyi örüyorum. Üçünü ördüm. Bakınız. Bir, iki, üç, dört, beş. Toplamda 5 sıramızı ördük. Şöyle göstermek istiyorum. Daha önceki örmüş olduğum bölümle omuzumuz için 1-2-3-4-5 beş. arkadan 5'i ördük. Şimdi görmüş olduğumuz bölümden itibaren yani 6. dan itibaren haroşa olarak örmeye başlıyorum. Ben ör, haroşamı düz yönden ördüğüm için arkadan ters olarak düz olarak buradan başlıyorum. Yani bu ters yöndeyim. Arkadayım. Düz olarak haroşamı başlatıyorum. Sizler eğer düz yönden başlatıyorsanız diğer yönden başlamış sayarak yine burayı da düz olarak örebilirsiniz. Ters yöndense diğer yönden başlatalım. Evet şimdi düz olarak ara haroşalarımı için başlangıcımı yapıyorum. Buradaki ölçümüz yaş büyüdükçe daha şu kısım aşağıya doğru uzayacaktır. Daha büyük olması gerekmekte yaş küçüldük de tabi omuzumuza göre ayarlamalarımızı yapalım halen haroşaları başlatıyorum bakınız devam ediyorum kenardan 5 tane kalana kadar örelim 1 2 3 4 5 daha örmemiz gerekiyor 1 2 3 4 beş iki ilmek daha ördükten sonra evet aradaki bu kısmı şuradaki görmüş olduğumuz haroşa bölüm olarak öreceğiz ve toplamda 1 2 3 4 diş öreceğiz her dişimiz için iki sıra örmemiz gerekmekte bu esnada kolumuzun bu kısımlarını bakın haroşamızın hemen yanında görmekteyiz düz yine modelimizi devam ettiriyoruz sadece haroşalarımızı örelim şöyle her iki omuzumuzdan 4 diş olana kadar Örmeye devam edelim. Şimdi diğer kalan bölüme geçiyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane omuz bölümüne geçiyorum ve ters olarak buradan örmeye başlıyorum. Sadece ortayı düz olarak ayırdım haroşam için. Geri kalanları her iki omuzumuzu ters olarak başlattık ve ilerletiyoruz. Son ilmeğimi de ördüm. Yönünü çeviriyorum. Evet şimdi şöyle baktığımızda hemen görüyorum bakınız ilk haroşalarım görülmeye başladı. Ortadaki haroşam biraz önce de söylemiş olduğum gibi 4 diş olana kadar ortamızı bu şekilde örelim. 4 dişimizi tamamladıktan sonra tekrar görüşelim. Omuzlarımız için ise modelimiz aynı şekilde devam edecek. Şöyle çok çok hoş olacak bakınız. Şöyle görelim. 4 diş haroşamızı örerek tamamladım. Omuzlardan da 1 2 3 4 5 sıramızı örerek devam ettik. Bakınız sadece haroşa kısmımızı tamamladık. 4 diş olduktan sonra şimdi kesmeye başlıyorum burayı. Yanımı örerek geldim. 1. haroşayı ördüm. İkinci haroşamı ördüm. Birinci örmüş olduğum haroşamın içerisinden geçirdim. Modelimi bozmadım. Bakınız modelim aynen kaldı. Ve devam ediyorum. Şöyle takıyorum. İkisini aynı anda örüyorum. Tekrar takıyorum. İkisini aynı anda örüyorum. Ya da nasıl kesmek isterseniz o şekilde kesebilirsiniz. Haroşamın tamamını Burada kesiyorum. Sonuna kadar gelelim. Evet haraşomuzun tamamını kestim. Şimdi Buradaki sıramı örerek geliyorum. Arka sıradan itibaren bu tarafında haroşasını yani kolumuzun omuzda kalacak kısmı da haroşa olarak örmeye başlayacağız. Arkadan haroşamı başlattığım için bu kısmı aynen modelimi örerek ilerleyeceğim. Bakın haroşamızı şöyle görelim. Kestim. Şimdi düz bir şekilde örerek modelimi tamamlıyorum. Arkadan düz örerek haroşamı başlatıyorum 1 2 3 4 5 6 önce bu tarafı örüyoruz sonra diğer tarafımızı takılı olan ilmeğimizi ipimizi bağlayarak diğer omuzumuzu da haroşa olarak örüp tamamlıyorum Evet kesme işlemini yaptıktan sonra modelimizi düz olarak örüp geldim şimdi arkadan haroşamı başlatıyorum hemen ilmeğimi alıyorum ilk ilmeğimi ve düz örüyorum bütün ilmeklerimi normalde arka sırada ters olarak örüyorduk Artık haroşamızı düşürmek için ters örgümüzü düz örgüye çeviriyoruz ve haroşa oluşmuş oluyor. En sonunda örüyorum, çeviriyorum. Birinci sıra haroşamızın oluştuğunu görüyorum. Düz yönü geliyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve birer birer düz olarak örüyorum. Tekrar bitiriyorum. Minicik olduğu için hemen sık sık sıra gelmek. Arkaya geçtim ilk ilmeğimi örmeden alıyorum yine düz örgü örerek haroşa dişlerimi birer birer arttırıyorum hemen bakalım toplamda kaç diş olması gerektiğini tekrar hatırlayalım 1 2 3 4 5 6 6 diş olunca görüşelim 6 diş haroşamızı ördüm 1 2 3 4 5 6 şimdi kesme işlemimizi yapalım birinci ilmeğimizi örmeden aldım ikinci ilmeğimi örerek aldım üzerinden geçirdim diğerini takıyorum her ikisini aynı anda alarak örüyorum dilerseniz birbirinin içerisinden örerek de geçirebilirsiniz nasıl kolayınıza gelirse zaten çok az ilmek sayımız kesme işlemimizi yapalım ve diğer omuzumuzu örelim böylece iki tane parçamızı da tamamlamış olduk son ilmeğime kadar kestim şöyle bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve ipimi kesiyorum ilmeğimi çıkararak sıkıştırıyorum ve bu şekilde bakınız altı sıra haroşamızı da ördük tamamladık yaka bölümümüzü şimdi yakamızın diğer tarafını örmeye başlayalım omuzumuzu şöyle görelim ortayı örmüştük daha sonra omzumuzun bir tanesini ördük. Şimdi omzumuzun ikincisini örelim. Evet bu yönden örmeye başlayalım. İpimi aldım. Birinci ilmeğimden itibaren haroşa olarak çevirmeye başlıyorum. Şöyle ipimi uzatıyorum. İlk ilmeğimi şöyle haroşa olarak alıyorum. Bakınız. İkinciyi örüyorum. Ters yönden düz olarak örüyorum. Ve ön tarafa haroşa örgüm düşüyor. Buca kadar geldim. Son ilmeğimi de örüyorum. Hemen örgümün yönünü çeviriyorum. Bakınız ilk sıra haroşamız oluştu. İpimizi arkaya çevirip bağlayalım daha sonrasında. Birinci ilmeğimi örmeden boş alıyorum ve düz olarak örüyorum. Haroşa örgünüz hangi yönden oluyorsa o yönden 6 diş haroşamızı örelim ve biraz önceki yapmış olduğumuz gibi kesip tamamlayalım. Blusumuzun her iki parçasını da eşit olarak aynı şekilde başladık. Aynı sayıyla aynı şekilde modelimizi uyguladık ve devam ettik ve kol ayrımına geldiğimiz zaman yine aynı şekilde birebir aynı olacak şekilde bütün bölümlerini ördük. Başlangıç ilmeklerimiz bakınız haroşa sayımız yukarıdaki üç büzmelerimizin sayısı kol ayrımı hepsi birebir en son omuzlarımızın haroşasında birebir ördükten sonra şimdi omuzlarımızı dikelim ve kollarımızdan ilmek alarak kolumuzu da örmeye başlayalım bakınız şuradaki her iki omuzumuzu birleştirdiğimiz zaman başımız çok rahat geçecek derinlikte şöyle gördüğümüz gibi ama e, Biraz küçük gibi oldu gelirse ördüğünüz ölçü omuzumuzun bir tanesini düğme dikmek için ayırabilirsiniz. Sadece şu uç kısmında dikiş yapabilirsiniz. Bir tane düğme ve minik bir ilik yaparak eğer önceden niyetliyseniz tabii ki örgümüzü örerken örgümüzün içerisinde ilik açalım. Fakat sonradan karar verdiyseniz hemen tığımızla ya da iğne ile Brit atarak yapabilirsiniz. Evet şimdi ben omuzlarımı dikmek istiyorum. Yeterli ölçüde. Şöyle alıyorum, her iki uçtan güzel bir şekilde omzumun her ikisini birleştirme yapıyorum ve buradaki yandan kollarımızın ilmeklerini birer birer alarak örmeye kollarımızdan devam edelim. Dış yönden de dikebilirsiniz, nasıl kolayınıza gelirse. Evet kollarımı dikeyim her ikisinde ilmeklerimizi birlikte alalım. Omuzumuzdan her iki gövdemizi birleştirdik. Bakınız şimdi kolumuzu örgümüzün düz yönünü şöyle kendimize alalım. Ve kol ayrımını ilk yaptığımız yerden bakınız ilmeğimizi kestiğimiz yerden ilmeğimizi almaya başlayalım. İlk ilmeğimizi tığımız yardımıyla alırsak daha rahat edebiliriz. Bakınız şöyle bir tane düğümü attım ve şu şekilde buraya sabitledim hemen şişime geçiyorum tabi aynı işlemi şişimizde de yapabilirsiniz ikinci ilmeğimi hemen alıyorum üçüncü ilmeğimi alıyorum sıradan bakınız ilmeklerimizi toparlayarak yukarıya doğru ilerliyorum şuraya girmiyorum daha fazla buraya birikme olmasın hemen yanına giriyorum ve ilmeğimi alıyorum. Birer birer ilmeklerimizi toparlayarak devam edelim. Bakın bir tane artış yerimden bir tane düz örgümün olduğu yerden hiç atlamadan ilerliyorum. omzuma geldim omzumun haroşa olarak ördüğüm bölümüne birer birer buradan da alarak ilmeklerimi ilerliyorum omuzdan çıktığımız zaman çok daha güzel olmakta sonuçlarımız tam dikişimin olduğu yerdeyim ve aşağıya doğru inmeye başladım Evet bu şekilde ilmeklerimizi toparlayarak kesmiş olduğumuz uç noktada görüşelim Modelimizi kurmak için 3 ve 3'ün katları artı 2 ilave edecektik. Şu anda benim şişimde 47 tane e, ilmeğim var. Hemen 47 ilmeğimi örmeye başlıyorum. Örgümün arka yönündeyim. Örgümün arka yönünde tıpkı modelimizin içerisinde yapmış olduğumuz gibi tamamen ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimizi ters örelim. düz yönden kesmemizi ve artışlarımızı yapacağız. Büzme ve artışlarımızı burada ters yönden hepsini ters olarak örelim. Diğer kolumuzu da aynı şekilde ilmeklerimizi toparlayarak öreceğiz. Sıramın başına kadar bu şekilde ilerliyorum. Evet arka sıramı ters olarak ördüm. Şu an ön yüzdeyim. Şimdi modelimizi kurarak örmeye başlayalım. İlk ilmeğimi boş alıyorum. Sizler normal şişlerle örebilirsiniz. Ben daha rahat ediyorum. Kameramla masam arası daha uygun oluyor. Uzun şişte zorlanıyorum. Evet şimdi ilk ilmeğimi boş aldım. Şişimin başını doluyorum. 3 ilmeğimi aynı anda örerek bir ilmeğe düşürüyorum. Ve bir tane artışımı yapıp 3 tane tek düz örüyorum. 2 ve 3. Bir artışımı yapıyorum. 3 ilmeğimi aynı anda örerek tek ilmeğe düşürüyorum ve 3 büzmemi bu şekilde yapmış oluyorum. 3 büzmemi yaptıktan sonra bir artışta sonuna yapıyorum. Yine ilmek sayımı eşitliyorum, dengeliyorum. 3 tane düzümü örüyorum. Şişimin başını doluyorum. 3 ilmeğimi aynı anda alıyorum. Ve bir defa daha başını doluyorum. Yine 3 sayısına ulaşıyorum ve arkasından hemen 3 düzümü örüyorum. 1 2 ve 3. Bakın 1 2 3. Şişimin başını doluyorum. 3 ilmeğimi aynı anda alıyorum. Tekrar başını doluyorum. 3 tane düz örüyorum. 3 düz 3 düz örüyoruz. 3 tane büzme dediğimiz bu işlemimizi yapıyoruz ve 3 tane ilmeğimizi arkasından örüyoruz 3 ilmeğimi düz ördükten sonra şişimin başını doluyorum 3 tane büzmemi yapıyorum bir defa başını doluyorum 3 düz örgümü örüyorum şu şekilde şişimin başını doluyorum 3 tane ilmeğimi büzerek tek ilmek haline getiriyorum tekrar şişimin başını doluyorum 3 tane düzümü örüyorum 2 ve 3 Şişimin başını dolayarak 3 ilmeğimi büzüyorum. Tekrar doluyorum. 3 düzüm örüyorum. Tekrar şişimin başını doluyorum. 3 ilmeğimi büzüyorum. Şişimin başını doluyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve örgümün arka yönünü çevirdiğimde ise artık ters düz modelimizi tıpkı gövdemizde ördüğümüz şekli ve sırasıyla örerek istediğimiz kol ölçüsüne kadar devam ettirelim. Evet kollarımızın her ikisini de örerek tamamladım. Şöyle görelim. İki ayrı parça halinde önümüzde arkamızı örmüştük. Kollarımızdan dikmiştik her iki kolumuzdan da. Ve 47 ilmek aldık. Kolumuzu ayrım yaptığımız yerden itibaren diğer ayrım yerine kadar 47 ilmeğimizi aldıktan sonra yeterli ölçü gelene kadar örmeye devam ettim. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 ve 14. 14 tane modelimizi uyguladık ve 1, 2, 3, 4 kesme sırasıyla birlikte 5 dişte haroşamızı ördük. Bu şekilde kolumuzu tamamladık. Kolumuzun ölçüsü ördüğümüz bluze uygun olarak daha büyük yaşlarda öreceksek hem kol ayrımımız biraz daha büyük olacak hem de uzunluğumuzu daha büyük olarak ayarlayacağız. Evet şimdi her iki kolumuzu da bakınız ikisini de aynı şekilde ördüm. Aynı sırada tamamladım. Şöyle tersini çeviriyorum. Ve dikmeye başlıyorum. Dikme işlemini Dilerseniz gövdeden şu şekilde başlayarak kolumuzu da tamamen bir bütün olarak dikebiliriz. Dilerseniz kol ucundan ayarlama yaparak her ikisinden Aynı şekilde dikebiliriz. Buradan başlasak da sona kadar dikelim. Diğer taraftan da hiç fark etmez. Hangisi kolayınıza gelirse o şekilde dikerek bluzumuzu tamamlayalım. Ben gövde kısmından dikmeye başlıyorum. Gövde kısmından kenarlarımızdan en alt kısımdan başlıyorum. Şöyle biraz önce içten başlıyorum. Sonrasında geri dönerek alt kısmıma geçiyorum. nasıl dikmek isterseniz bir tanesini çekip bir uzun biri kısa kalmasın eğer bu şekilde dikmekte zorlanıyorsanız şayet şöyle bir püf noktası yapabiliriz ilk önce buraya bir tane ayracımızı ya da bir işaret takabiliriz iğne takabiliriz ortalayarak bir tane tam kol altına Denk gelecek şekilde bir tane bu şekilde dikerken birinin önde birinin arkasında yani iki tane yönümüzün biri önde biri arkada gitmez. Şöyle birkaç tane iğne takarak sabitleyebiliriz. Evet şimdi aşağıdan başlamış olduğum bluzumu kolumuzun altından en uç noktaya kadar dikerek her iki tarafımızı da e, tamamlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, aşağıdan başlamış olduğumuz bluzumuzu kol altından devam ettirerek uç kısma kadar a, dikerek tamamladım. Diğer kolumuzu da aynı şekilde diktim ve bluzumuz kullanılmaya hazır hale geldi. Ve bu şekilde bir çalışmamızın sonuna geldik. Dilerim çalışmamızı beğenmişsinizdir. Dilerim faydalı olabilmişizdir. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.